KT'den herkese merhaba. Ben Zeynep Bayar. Bugün gıda ve enerji sübvansiyonları hakkında konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Sorularımızı IMF Mali İşler Bölümünde görev alan Türk kökenli Hollandalı ekonomist Emine Hanedar'a yönlendireceğiz. Emine Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Emine Hanım, kısa bir süre önce IMF ekonomistleri tarafından gıda ve enerji sübvansiyonuyla ilişkin bir yazı kaleme alındı. Bu yazıya katkı sağlayan ekonomistlerden biri de sizsiniz. Yazıda genel olarak gıda ve enerjide yurt içi fiyatların uluslararası fiyatları izlemesi gerektiği ve devletlerin enerji ve gıda alanında dar gelirli grupları desteklemesi gerektiği öneriliyor. Sorularımıza geçmeden önce yazıda sunulan argümanlar ve öneriler hakkında izleyicilerimizi kısaca bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle bu raporu neden hazırladığımıza değinmek istiyorum. Yükselmekte olan enerji ve gıda fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da hızlı artışa geçti. Ve birçok hükümet koruyucu önlemler alarak yanıt vermek zorunluluğu duydu. Hükümetler bu şokun nüfus üzerindeki etkisini azaltmanın en iyi yolunun ne olduğuna dair bazı cevaplar arıyor. Raporun ana mesajını özetlemeye geçmeden önce iki noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi, burada irdelediğimiz konu maliye politikaları. Maliye politikaları yüksek enerji ve gıda fiyatlarına etkili ve bu şokun sosyal etkilerini hafifletmedeki rolü. Dolayısıyla raporumuzun enflasyonun nasıl yönetileceği konusunu ele almıyor. İkinci olarak rapor genel politika tavsiyesi sunar. Ülkeye özel ve detaylı politika tavsiyesi ülkeye özgü koşullara bağlı olacaktır. Raporda sunduğumuz temel maliye politikası ülkelerin yerel fiyatların uluslararası fiyatlara göre ayarlanmasına izin vermesi gerektiğidir. Ama aynı zamanda ekonomik olarak savunmasız haneleri ve dar gelirli kesimleri hedefleyen geçici bir destek sağlamak çok önemlidir. Bu nedenle yüksek gıda ve enerji fiyatlarına verilen yanıt ekonomik olarak en savunmasız nüfusa odaklanmalıdır. Bunun en iyi yaklaşım olduğuna inanmamız için 3 neden var. Birincisi, fiyat sinyali arz ve talep tepkilerini tetiklemek için önem taşır. Sübvansiyonlar ve fiyat kontrolleri aslında daha fazla tüketimi teşvikler üzerinde daha yaratıyor. İkincisi, fiyatların uluslararası fiyatlara göre ayarlanmasına izin vermemek, ister fakir, ister zengin ve ihtiyaç sahibi olmasın, herkes için tüketimin sübvanse edilmesi anlamına gelir. Son olarak, sübvansiyonların maliyeti çok yüksek ama belirsiz mali önlemlerdir. Bu nedenle diğer önemli devlet harcamalarına daha az bütçe kalır. Sübvansiyonu olmayan ülkeler için sübvansiyon uygulamasına geçmelerini önermiyoruz bu yüzden. Ancak hali hazırda sübvansiyonu olan ülkeler için sübvansiyonları sonlandırmak için zamanlama çok da ideal olmayabilir. Bu nedenle yerel fiyatların kademeli olarak uluslar fiyatlara ayarlanmasını öneriyoruz ve bu kısmen mevcut sübvansiyonların sürdürülmesi anlamına geliyor. Ancak orta vadede sübvansiyonu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla. Ülkelerin savunmasız hanelere enerji ve gıda fiyat şoklarından etkili bir şekilde koruma kapasitesi elbette sosyal güvenlik ağlarının gücüne bağlıdır. Sosyal güvenlik ağı ile ne demek istiyoruz burada? Sosyal güvenlik ağı savunmasız ve yoksulluk yaşayan ailelerin yaşamlarını iyileştirmek için devlet yardımıdır. Güçlü sosyal güvenlik ağları hükümetlerin bu tür yardımları daha iyi hedeflemesi ve verimli bir şekilde sunması için uygun hanelere belirlemesine olanak tanır. Güçlü sosyal güvenlik ağları olan ülkeler, fiyat artışlarının dar gelirli ve savunmasız gruplar üzerindeki etkisini azaltmak için hedefli ve geçici nakit transferleri kullanabilir. Enerji veya gıda tüketiminden bağımsız nakit transferleri, göreli fiyatları bozmadığı için tercih edilir. Vergi sistemleri, örneğin iade edilebilir vergi kredileri yoluyla, savunması durumdaki hanelere yardım sağlamak için de kullanılabilir. Enerji fiyatlarıyla birlikte mevcut sosyal güvenlik ağları hemen ölçeklendirilemezse, elektrik, gaz ve ısı sağlayıcıların
dayanan diğer geçici önlemler düşünülebilir. Örneğin, hane geliri bilgilerini elektrik faturası bilgileriyle birleştirerek hükümetler belirli bir gelir eşiğin altına düşenlere sabit indirimler sağlayabilir. Bu tür sabit ödemeler faturalarla orantılı ya da kullanımla artan ödemelere göre tercih edilmektedir. Çünkü bu ödemeler hem dar gelirli haneler için daha faydalıdır hem de birim fiyatını düşürdüğü için var olan fiyatları çarpıtmaz. Birim fiyatını düşürmediği için var olan fiyatları çarpıtmaz. Ek olarak zaman içinde enerji tüketim faturalarının kademeli ödenmesi de düşünebilir. Peki en savunmasız haneler destek sağlayacak kadar güçlü sosyal güvenlik ağları olmayan ülkeler mevcut sosyal güvenlik ağlarını veya diğer programları genişletebilir. Mümkün olduğunda mevcut en verimli sosyal güvenlik ağlarının yardım düzeyleri ve kapsamını gerektiği kadar artırarak düşük gelirli ve savunmasız hanelere bir miktar rahatlama sağlamak için genişletebilir. Sosyal güvenlik ağlarına ve diğer girişimlere daha çok bilgi girdisi sağlamak ve daha çok haneye ulaşabilmek için alternatif hedeflendirme politikaları kullanılabilir. Mesela coğrafi hedefleme veya kategorik hedeflendirme yöntemleri gibi. Ayrıca pandemiye yanıt olarak alınan geçici önlemler düşünülebilir. Bu bağlamda ihtiyaç sahibi haneler daha kolay ve hızlı ulaşmak için dijital araçlardan yararlanabilir. Mevcut enerji veya gıda sübvansiyonu olan ülkeler ise orta vadede sübvansiyonları kaldırmayı taahhüt edip uluslararası fiyatlardan yerel fiyatlara kademeli olarak geçmelidir. Geçiş hızı tabii ki yerel ve uluslararası fiyatlar arasındaki farka, mevcut mali alana ve savunmasız haneler üzerindeki etkiyi hafifletmek için alınabilecek önlemlere dayalı olarak dikkatli bir şekilde kalibre edilmelidir. Emine Hanım, yazıda hükümetlerin önümüzdeki 2 ila 3 yıl içerisinde sosyal güvenlik ağlarına yatırım yapması ve mevcut sübvansiyonları reforme etmesi öneriliyor. Siz de zaten özette kısaca bundan bahsettiniz. Peki sorum şu, küresel enflasyonun rekor kırdığı bir dönemde hane halklarının 2 ila 3 yıllık bir sosyal dayanışma ağının inşasını beklemesi sizce ne kadar gerçekçi olur? Mevcut ortamda dar gelirli ve savunmasız hanelere verilen desteğin 2-3 yıl sonra değil, ivedikle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Raporda verdiğimiz tavsiye en savunmasız hanelere destek sağlamak için mevcut sosyal güvenlik ağının kullanılmasıdır. Hemen hemen her ülkenin bir tür sosyal güvenlik ağı vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha gelişmiştir. İyi gelişmiş bir sosyal güvenlik ağına sahip bir ülke, dar gelirli nüfusun daha büyük bir kısmına daha kolay şekilde ulaşabilir. Ancak iyi gelişmemiş bir sosyal güvenlik ağınız yoksa ne yapılabilir? Daha önce de bahsettiğim gibi bir ülke alternatif hedefleme yöntemlerine başvurabilir. Pandemiye yanıt olarak alınan geçici önlemler düşünülebilir. Mesela pandemi sırasında bazı ülkelerin etkin bir şekilde hedefe yönelik destek sağlamak için sahip oldukları güvenlik ağlarını kullanabildiklerini gördük. Bunu başarmanın bir yolu da daha önce bahsettiğim gibi dijital teknolojileri kullanmaktır. Mesela devletten kişiye mobil ödeme platformları aracılığıyla nakit transferi sağlanabilir. Bunu başarılı bir şekilde yapan ülkelerde örnek olarak Afrika ülkesi Togo var. Uydu görüntüleri ve telekom sağlayıcılarından gelen yayın süresi verilerini kullanarak dar gelirli haneleri tanımlanabildi. Yetkililer 10 gün içinde sistemi yerine oturtup Togo'daki yetişkin nüfusun yaklaşık 1/4'üne destek sağlamayı başardı. Akla gelen bir diğer ülke ise Nijerya. Nijerya en yoksul kentsel alanları haritalamak ve devlet yardımlarını hedeflemek için nüfus sayımı verilerine ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine dayalı yeni bir hedefleme yöntemi kullandı. Hükümetler hedeflenen gruplara ulaşmaya yardımcı olacaksa ve etkili bir şekilde uygulanabilecekse eğitim, sağlık veya toplu taşıma ücretlerini düşürmeyi de düşünebilir. Ülkeler istenen gruplara ulaşabilmek için ellerinde bulunan her türlü etkili tedbirlere başvurmalıdır. Bütün bunlar sosyal güvenlik ağı zayıf olan ülkeleri istenen hedef gruplarına ulaşmak için bir dizi önlemlere başvurmak durumunda kalabileceğini gösteriyor.
Ülkeler bunu yaparken mevcut önlemleri değerlendirmeli ve gelecekteki krizler için daha kapsamlı ve güçlü bir sosyal güvenliğin mevcut olmasını sağlamak için gereken şekilde sosyal güvenlik ağına önümüzdeki yıllarda yatırım yapmalıdır. Çünkü güçlü sosyal güvenlik ağları hanelerin gelecekteki herhangi bir şoka ya da ekonomik krize karşı direncini artırarak onları yoksulluğa düşmekten koruyabilir. Bu yüzden IMF olarak güçlü bir sosyal güvenlik ağının inşasına çok önem veriyoruz. Diğer bir soruyla devam etmek istiyorum. Hükümetlerin gıda ve enerjiyi sübvanse etmesi yerine düşük gelirli gruplara doğrudan nakit transferi yapması sizce ne kadar sürdürülebilir? Dünyanın dört bir yanında şu anda hükümetler ekonomilerini uluslararası enerji ve gıda fiyatlarındaki artıştan korumak için önlemler alıyor. Bu tür önlemler dar gelirli hanelerin korunmasına yardımcı olabilir. Ama bununla birlikte istenmeyen sonuçlara ve yüksek maliyete de yol açabilir. Bu durumda ülkeler yerel fiyatlardaki artışı sınırlamak için önlemler aldı. Örneğin enerji ve gıda vergileri düşürüldü veya genelleştirilmiş fiyat sübvansiyonları veya transferler sağlandı. Bu önlemler büyük maliyetler arz edebilir ve bütçeleri sıkıntıya sokabilir. Ayrıca bu küresel arz ve talep arasındaki dengesizliği daha da kötüleştirebilir. Uluslararası fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturabilir ve enerji veya gıda kıtlığına da yol açabilir. Bu enerji ve gıda ithal eden daha dar gelirli ülkelere zarar verecektir. Daha iyi bir çözüm dar gelirli hanelere hedefli doğrudan ve geçici destek sağlamak ve bunun yanı sıra yerel fiyatların ayarlanmasına da izin vermektir. Genelleştirilmiş fiyat sübvansiyonları dar gelirli kesimlere yönelik nakit transferlerinden daha maliyetlidir ve bu nedenle hükümet bütçeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Nakit transferleri daha önce de belirttiğimiz gibi dar gelirli hanelere veya en savunmasız gruplara hedef alırken genelleştirilmiş sübvansiyonlar ister yoksul olsun ister varlıklı ve ihtiyaç sahibi olmayan herkese ulaşacaktır. Bu nedenle bu strateji mali baskıları kontrol altına almakta daha faydalı ve fiyat sübvansiyonlarından daha sürdürülebilir olacaktır. Özellikle net enerji ve gıda ithalatçısı olan birçok gelişmekte olan ülke, pandeminin yarattığı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı ve bu yeni şokları karşılamak için çok az mali alana sahip olduğu için bu strateji onlar için de çok daha önemlidir. Acil yardım hedefli ve geçici olmalıdır. Savaştan sonra dar gelirli ve sorumsuz hanelerin destek ihtiyacı elbette savaş sonrası enerji ve gıda fiyatları ne düzeyde olacağına bağlıdır. Ancak belirttiğim gibi bunun maliyeti fiyat sübvansiyonlarından daha düşük olacaktır. Ve sonuç olarak bu yardımların kalıcı desteklere dönüşmesi söz konusuysa bu mevcut sosyal güvenlik ağlarının enflasyona endeksli olarak belirlenmesiyle sağlanmalıdır. Yazıda dar gelirli kesimler üzerinde farklı etki gösterebilmesi sebebiyle enerji ve gıda yardımları arasında bir ayrım yapılıyor. Sizce ülkeler gıda ve enerji yardımlarında nasıl farklı bir politika izlemelidir? Enerji ve gıda ilişkin politika önerilerimiz dediğiniz gibi birbirinden farklı. Çünkü gıda ve enerji fiyat değişikliklerinin bağımsal etkileri arasında fark var. Enerji orta ve yüksek gelirli haneler tarafından daha fazla tüketilmektedir. Ancak elbette bu ürüne göre farklılık gösterir. Örneğin yoksul haneler gaz yağı veya sıvılaştırılmış doğal gaz gibi daha fazla türde yakıt tüketme eğilimindeyken daha zengin haneler elektrik, dizel ya da benzin gibi daha fazla enerji tüketme eğilimindedir. Bu bağlamda sübvansiyonları olan ülkelere fiyat ayarlamalarını ürün türüne göre farklılaştırmasını tavsiye ediyoruz. Yoksul haneleri daha fazla korumak için gaz yağı ve sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarını örneğin dizel ve benzin fiyatlarına göre daha yavaş artırabilir hükümetler. Veya elektrik faturalarında sabit indirimler sağlanabilir. Bu tür tedbirlerin dar gelirli hanelere etkisi yüksek gelirli olanlara göre daha fazla olacaktır. Gıdaya gelince
Dar gelirli hanelerde gıda yüksek gelirli hanelere göre tüketim sepetinde çok daha yüksek bir pay sahiptir. Bu farklılık hem farklı gelir düzeyine sahip ülkeler arasında görülmektedir, hem de aynı ülkede farklı gelir grupları için yaygındır. Örneğin, düşük gelirli bir ülkede ortalama bir hane için gıda harcaması tüketim sepetinin %44'üne kadar çıkabilirken, bu oran orta gelirli ülkelerde %28 ve gelişmiş ülkelerde ise sadece %16'dır. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli ülkelerde gıdanın enflasyona katkısı daha yüksektir. Bir ülke içinde bakıldığında, örneğin Amerika Birleşik Devleti'nde en yoksul gelir dilimindeki hanelerin harcamalarının %27'si gıdaya giderken, en zengin gelir dilimindeki hanelerin gelirlerinin sadece %7'si gıdaya harcamaktadır. Bu nedenle gıda güvencesine öncelik verilmelidir. Gıda güvencesi bir endişe kaynağıysa ve daha önce bahsedilen tüm seçenekler tükendiyse, hükümetler temel gıda maddeleri için fiyat sübvansiyonları sağlamak veya tüketim ve ithalat vergileri düşürmek gibi diğer geçici önlemleri göz önünde bulundurabilir. Uluslararası işbirliği küresel pazarda yeterli ve uygun fiyatlı enerji ve gıda arzını sağlamak için büyük önem taşır. Gıda enflasyonunun yüksek olduğu düşük gelirli ülkelerde etkili bir politika önlem alabilmek için çok az mali alan var. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri gibi Rusya ve Ukrayna'dan gıda ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan ülkeler özellikle kısa vadede güçlük çekebilir. Bu ülkeler acil gıda tedariki, mali destek ve artan tarım ve gübre üretimi için uluslararası desteğe ihtiyaç duyabilir. Halihazırda birkaç ülke tarafından duyurulan ihracat kısıtlamaları küresel gıda güvenceliğine zararlı olabilir ve özellikle küresel pazarda önemli bir paya sahip ülkeler tarafından uygulandığında fiyat baskısını daha fazla artırabilir. Son olarak şunu belirtmek isterim. Yüksek gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanan acil ihtiyaçlara yönelik tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadele de gibi uzun soluklu çabaları tehlikeye sokmaması gerekir. Daha temiz kaynaklardan sağlık, gıda ve enerji güvencesine yatırım yapmak, daha fazla dayanıklılık sağlamak günümüzde daha da acil. Daha çeşitli, temiz ve yenilenebilir bir enerji matrisine doğru ilerlemek, enerji güvencesini sağlayacak ve yeşil enerjiye geçişi kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte kısa vadede ekonomiler arz sıkıntısı ile uğraştıkça alternatif yenilenemeyen enerji tedarik kaynaklarına ihtiyaç duyabilir. Ama bu iklim değişikliğinin hedefleriyle tutarlı bir şekilde yapılmalı ve uzun vadeli ve sermaye yoğun fosil yakıt projelerine yatırım yapmaktan kaçınılmalıdır. Emine Hanım, gıda ve enerjideki bu yüksek fiyatlar son zamanların en çok dikkat çeken konularından biriydi. Bu konuda bizi aydınlattığınız raporunuzda çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum.